44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine ehliyetsiz geçen günlerden biri. Yaklaşık 3 haftadır motoru çalıştırmıyorum. Ehliyet olmadığı için motor park yerinde. Bugün biraz çalıştıralım bakalım. Hem aküsü şarj olsun. Hem de özledim ve kullanmayı. Yemin ediyorum. Ehliyet eli ayağıymış insanı. Özellikle İsviçre'de. Ah, nerede benim güzel kızım? Ay 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 ay. İşte burada iki gözümün çiçeği. Kız, ne yapıyorsun burada? Bu ne lan? Ha, tövbe tövbe oğlum. Yiyip yıpralara mı atıyorsunuz lan? Bak ya. Çikolata. Komşu kusura kalma, bunlar senin sanırım. Günah lan. Nimeti atıyorsunuz yere. Cebime koyayım da dışarıda kuşlara bırakayım. Ya, nimettir anasını satayım ya. Kızım. 3 hafta oldu be. Şunu şuraya bırakalım. Özledin mi kız beni? Vallahi ben özledim seni. Evet gençler, dediğim gibi 3 hafta oldu. 3 hafta doldu diyebilirim. Yaklaşık bir 7-8 günümüz kaldı ehliyetimizin gelmesi için. Şu ayaklığı kaldırabilirsem aynayı sürtmeden tamamdır. Hadi bismillah. Aklım götümden çıktı lan. Sesine bak. Sevmeyene gürültü, sevmeyene melodi gibi gelir bu ses. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Çünkü büyük bir zevkle yapıyoruz. Ana, unutmuşum lan. Bir tuhaf geldi şimdi bana var ya. Abi benim sanki ilk defa motor kullanıyormuşum gibi var ya. Abi nasıl tuhaf geliyor şu an bana. Wow. Boş mu burası? Boş. Dışarıda kar var. Dışarı çıkamıyoruz kızım. Ya polis varsa? Ya şimdi kardeş, İsviçre'de bir de şöyle bir durum var. Hani şu an Türkiye'de olsan dersin ki ya çıkayım biraz turlayayım, kim nereden bilecek ehliyetimi kaptırdığımı, çevirmeye takılmam. Yani benim başıma gelmedi henüz ama anlatan herkes öyle söylüyor. Şimdi burada polislerin haricinde bir de sivil polisler var. Yani sivil polisler dediğim gençler, gönüllü kendi kendine polis kesilenler, polislik yapanlar var. Yani şu an ben bu motorla dışarı çıkarsam ve onlardan biri beni görürse, yani o ispiyoncu komşulardan biri görürse, polisi arayıp benim ehliyetimi olmadığı halde motora bindiğimi veya araç kullandığımı söyleyebilirler. Çünkü bildiğim kadarıyla, hani bana anlatılan bu. Ben bu konuyu bilmiyorum. Ama nedir onun ismi? Polis sanırım hani belli başlı komşulara bilgi veriyormuş. İşte bu kişi ehliyetsiz araç kullanırsa ya da aracına bindiğini, aracını kullandığını görürseniz bize söyleyin gibisinden.
Bazı kişilerin de başına işte örnek veriyorum, sabah böyle hani işe geç kalır. Ya arabayla işte durağa kadar gideyim, ne bileyim arabayla bugün işe gideyim, kim görecek derlerken kapıdan çıkmasıyla polisin durdurup kapının önünde yakalaması bir oluyormuş. Ki bir de şöyle bir şey var, hani bunu da geçtim. Şu anda bir aylık ehliyetim el konuldu ama hani dışarıda yakalanırsam ehliyetsiz bir şekilde, ehliyetim olmadığı halde o bir aylık süre bir yıla çıkabilir. Daha büyük cezalar alabilirim. Yani şu an tamam, bir aylık süre bile benim için çok fazla ama buna şükür şurada bir hafta kaldı. Bir hafta sonra yine kızımla yollara çıkacağız. Karmış, kışmış, kıyametmiş bizi ilgilendirmiyor. Geçen sene de full time gezdik. Gene sürteci yük değil mi yavrum? Temizledim koydum geçenlerde. Ya millet hastalık diyor da işte Barkın abinin dediği gibi, gel bir bin bakalım neymiş bu hastalık, gör. Ben geliyorum böyle bazen garajda, seviyorum. Sen delisin diyorlar. Bizim akıllıyla işimiz yok ki. İşte benim emtoşum böyle bir şey. Yabancı biri baktığında iki tekerlekli direksiyonu olan, şekilli şükürlü yazıları olan kırmızılı bir alet görüyorum. Ama ben böyle seksi bir kadın görüyorum buna baktığımda. Ah, hadi demişim eldivenleri takmayı, kaskı takmayı ya. Sezon açılsa da ekibi bir toplasak. Bu arada gençler, dediğim gibi bu ay video atamadım. Sizlerden özür diliyorum. Dediğim gibi ehliyetim olmadığı için video atamadım. Hani kişisel videolar çekmek istedim ama hani dediğim gibi ehliyetimi vermenin moral bozukluğu, motorsuz kalmanın, trotinette yani skuterle, elektrikli skuterle işe gidiyorum. Saatte 25 km hız yapıyor. Aşırı terör estiriyorum trafikte onunla. Ya abi ya, vallahi özledim ya. Yani şu an benimle aynı duyguyu paylaşan insanlar illaki vardır. Sadece ehliyetini kaptıranlar için demiyorum. Motorunu satıp yeni motor almayı düşünen ya da motoru serviste olan, yani motorundan şu anda ayrı kalan insanlar, böyle bir hafta, iki hafta, belki bir ay, belki bir sene ayrı kalan insanlar beni çok iyi anlıyorlardır şu an. Delilik bu değil. Delilik böyle bir şey varken, böyle bir haz varken, böyle bir mutluluk varken, iki teker aşkı denen bir şey varken, o iki teker aşkını hiç yaşamayan insanlar delidir. Biz değiliz, bizler gayet akıllıyız. Evet gençler, bugünlük de bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir hafta sonra ehliyetim geldiği takdirde yine yollara döneceğiz, yine sizlerle olacağız. Takipte kalmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü siz yoksanız biz her zaman bir kişi eksiz. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz.